Türkiye tarihi günlerden geçiyor. Bir yandan Libya, Suriye, Doğu Akdeniz gibi uluslararası alanlarda önemli adımlar atarken, içte de tam 86 yıl sonra Ayasofya'nın yeniden ibadet açılmasının mutluluğu yaşanıyor. 28 Şubat karanlığının yaşandığı günlerde Türk siyasetinin önemli figürlerinden olan 20. dönem Rize Milletvekili Sayın Şevki Yılmaz ile yeniden noktayı konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, sağ olun. Hocam, 28 Şubat, evet, sizin geçtiğiniz yollardan biri olduğu için onu özellikle en başa almak istedim. 28 Şubat'ı anlatırken büyük bir kasırga tsunamiydi. Tsunamide kimse kimsenin elini tutamıyordu ki. Orada evladını bile düşünemiyordu insanlar diyordunuz. Herkesin radyasyonlu gibi sizden kaçtığı, bedeller ödediğiniz bir dönemde. Hatta bilseydiler 28 Şubat postmodern darbesini yapmazdılar dediğiniz. Ve hala darbe olmadığını düşünenlerin de olduğu bir darbe o. 15 Temmuz'a da darbe demeye varmayan diller var bildiğiniz gibi. Yani sonuçlar açısından farkları neydi hocam? Meydanları 28 Şubat'taki gibi çakallar ve tilkiler mi doldurmuştu? Yani düşman 15 Temmuz'da nasıl bir kılıkla çıktı karşımıza? Ve 28 Şubat nasretini anlamayanlar 15 Temmuz'da nasıl bir felakete mazhar oldular? Tabii darbeler köle ülkelerin, sömürge ülkelerinin aslımızdaki kaderidir. Darbeler emperyalist ülkeleri de olmaz, gösteremezsiniz. Fransa'da o da halk ihtilalidir, halk devrimidir. Ama hep sömürülen ülke. Mesela 1953'te İran Başbakanı, baktı millet açlıktan ölüyor. Dünyanın en zengin petrol ülkesiyiz. Musaddık. Sigortası attı dedi ya, kovayım Shell'le mobili. Millileştirdi petrolü. Halk sevindi, sokaklara döküldü. O da halkın duasını almanın sevinciyle gece yattı. Gece yarısı kapısı çalındı. Allah Allah. Başbakan camdan baktı ki tanklar çevrilmiş. İndim aşağı. Kapıyı açtım diyor. Albay, seni götüreceğiz. Ya ben İngiliz'i kovdum. Sen İngiliz misin yavrum? Seni neden gönderdiler? Bilemeyiz dedi. Emir eriyiz. Doğru, mahkemede yargılandı. Bunun tarihi sözüdür. Sorunuza cevap olarak altına 1.000 defa imza atarım. Şimdi anladım ki emperyalistlerin sömürdüğü 3. dünya halkları kendi juntalarının işgali altındadır. Kendi ordularının işgali altındadır. Neden o ülkelerde asker çoktur? Şu anda kılıç savaşı mı var? Süngü savaşı mı var? Amerikan ordusunun askeri 250 bini geçmiyor. Bütün dünyada işgalleri var. Askerlerin çok yapılmasının sebebi darbelerde her şehre, her köye asker yetişsin diye. Benim çocuğumu bana karşı emir eri diye yıllarca darbelerde kullandılar. Ama baktılar ki laik darbeleri Türkiye'de tutmuyor. 1960 laiklik adına yapılan darbedir. 1980, ondan evvel 1971 Mart muhtırası hep laiklik, Atatürkçülük palavrasıyla, maskesiyle yapılan darbelerdir. En sonunda malumunuz 28 Şubat darbesi postmodern yargıyı kullanılarak yapılan bir darbeydi. Tutmadı. 28 Şubat'tan sonra da milletimiz belli bir karanlık dönemden sonra bu silah darbesini yapanların cevabını sandıkta veriyor. 61'de nasıl verdiyse. Dediler ki biz AK iktidarını laiklik darbesine yıkamayız. Ne yapacağız? Dini bir darbe yapacağız. Bu darbenin örneği 31 Mart 1908 darbesidir. Sultan Abdülhamid'e yaptıkları darbenin ikincisidir 15 Temmuz. Abdülhamid'i ne ile devirdiler? Din elden gidiyor, şeriat elden gidiyor diye. Pankratlara bir bakın, arşivlere. Şeriat istiyoruz. Cami cemaati Abdülhamid'den şeriat istiyor. Allah'ını seven sokağa dökülsün. Abdülhamid kafir oldu. Dini kaldırıyor, dini yasaklıyor. Öbür taraftan özgürlükleri yasaklıyor.
Cihan Devleti bu halkın ayaklanmasıyla yıkıldı. Selanik'ten hareket eden, çoğu dönme olan hareket ordusu da halk ayaklanmasını bastırma numarasıyla padişahı tahttan aldılar ve Selanik'e mahkum ettiler. Aynı darbe 15 Temmuz'da yetiştirdikleri Fetonyahu, Netanyahu gibi Fetonyahu yoluyla meğer içimize sızmış bir ajan. Biz bunları tanıyamadık. Neden? Din dedi, eğitim dedi. Halkın ihtiyacı vardı. Devletin okulları halkın istediği nesli yetiştiremiyordu. Bir problemdi. İmam Hatip'ten meslek liseleri kapatılmış bir ihtiyaç var. Meğer hepsi bunların önünü açmak için. Saf temiz insanlar orada okudular, yetiştirildiler. Sonunda da aklını da kireye verdin mi ineğe de taparsın, sineğe de işte. Hindistan'da ineğe tapanlar var yani. Buna neden takmasınlar? Din adına bu insanları tankın içine soktular ve darbeye kalkıştılar. Niçin? Tayyip Erdoğan kardeşimiz isteklerini yerine getirmediği için. Kimin? Batı'nın, Amerika'nın emperyalistleri. Çünkü onlar uşak arıyorlar. Reis milletten yana tavır koyunca Menderes'in, Özal'ın, Erbakan'ın akıbetine uğradı. Ama bu darbe tutsaydı vay İslam alimin haline, ama Rabbim izin vermedi. Tüm darbelerin öcünü millet 15 Temmuz gecesi aldı. Evet. Yani 100 sene uğraşsaydık biz sohbetlerimizle bu milletin kalbini vatan için birleştiremezdik. Alevisi, Sünnisi, baş aşağı başörtülüsü, sarhoşu, ayı bir anda birleşti. Bunu Allah'tan başka kimse yapamaz. Ve halkın birleşmesi bir, iki, kalpten Allah korkuyu aldı. Üç, uykuyu aldı. Cesaret verdi ve bu millet ilk defa tankın karşısına, tankın altından geçti. Şimdi o genci bir daha geç de bakayım, geçebilir mi o tankın altından? Mümkün değil. Rabbim'in korumasıyla. Çünkü Türkiye düşseydi Kabe giderdi, Medine giderdi, Mescid-i Aksa giderdi. Ben de onu soracaktım hocam. Yani Türkiye, kendi ordusunun işgali İslam'a yönelik bir taarruz muydu, yoksa İslam'ı da içine alan bir devletin yıkımı mı söz konusuydu? Yani 15 Temmuz. Evet. 15 Temmuz'da Mehdi Devleti kurmayı hedeflediler. Yani Mısır tipi bir İslam geliyordu Türkiye'ye. Mısır tipi, Suud tipi. Sanayine karışmayan, fabrikaya karışmayan. Sen şimdi siyasi gücünü arttıramıyorsun Mısır'da. Neden? Her şey serbest. Evet. Namaz yasak değil, örtü yasak değil, hiçbir şey. Mahkeme, şeriat mahkemesi Mısır. Mahkemenin girişine baktım. İnil hükmü illa lillah yazılı. Hüküm Allah'a ait. Yani Mursi'yi idam eden mahkeme şer'i mahkemedir. Seyit Kutup'u idam eden şer'i mahkemedir. Evet. Ve onay nereden geliyor? Bizde anayasa mahkemesi, laik anayasa mahkemesi yerine. Mısır'da Eser Üniversitesi rektörü onaylıyor. Suud'da da böyle. Şer'i mahkemeleri var. Böyle bir Suud'da siyasi mücadele yapabilir misiniz? Ne karışıyorsun ya? Camiye gittiğinde mani mi oldular der sana. Böyle bir İslam, yani siyasete karışmayan, kalkınmaya karışmayan, sömürüye karışmayan, tamamen devletin kaynaklarını, vatanın kaynaklarını Avrupa'ya, Amerika'ya peşkeş çekmiş Suudi Amerika gibi, Suudi Arabistan demiyorum, Suudi Amerika gibi Türkiye'yi Amerika kurmak istediler. Evet. Her şeyde serbest olmuş, şer'i mahkemede var. Evet. Peki evet. Hocam, amaçlanan oydu. Bugüne geldiğimizde Mehmet Akif'in şu dizelerini sohbetlerinizde sıklıkla kullanıyorsunuz. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez. Meali de bir milletin arasına bölücülük girmediği müddetçe düşman giremez. Sizce 15 Temmuz'un ihvanı bozuldu mu? İhvan kardeşliği bozuldu mu? Bu milletin fertleri aynı fikirle hareket etmeye devam ediyor mu? Şimdi bu milletimiz ülke dara kaldı mı her zaman birleşir. Bunu geçmişte de gördük. Vatan söz konusu olunca akan sular durur. Evet. Burada mezhep, ırk, şekil, kıyafet, inanç hiçbiri yok. Hepsi birleşir. Evet. Yine aynı olsa daha beteriyle dayak yiyecekler. Bunu biliyorlar. Milleti gördüler. Gezi Parkı'nı
yaparken aynı tokatı, millet sokağa çıktı, tokat atmadı ama tokat gösterdi. Geliyorum dedi. Ödleri koptu. Aynısı 17 Aralık'ta sonra yapılan mitinglerde gördük. Zeytinburnu'nda, şurada burada. Her partili. Neden? Çünkü milletimiz biliyor ki vatan namustur, vatan tapudur. Vatan oksijendir. Olmadı mı ne namus kalır ne can. İşte Suriyelinin vatansızlığı. İşte Iraklının vatansızlığı. En kötü iktidarın iktidarsızlıktan olduğunu, iktidarsızlıktan iyi olduğunu bu milletimiz geçmişte de yaşadı. Ve istikrarı hiçbir dönem bozmadı. Ne 13 Eylül 80'de ayaklanma yaptı milletimiz. Haksızdı Kenan Evren. Sandıkta cevap veririm dedi. Neden? İstikrara ihtiyacımız var. Evet. Menderes'te de sokağa çıkmadı millet. O günkü şartlarda. Ama burada, evet. Ama burada yapılan oyunu fark ettik bir. Bir de telefonların, kanalların fazla olması, iletişimin kurulması milletimize devletinin sahip çıkma noktasında başarılı kıldı Allah'ın lütfuyla. Evet. İstikrar deyince aklıma Refah Yolu, daha doğrusu Milli Görüş geleneği geliyor. Onunla da ilgili bir sorum olacak. 2011 yılında yaptığımız röportajda üzüldüğüm taraf partiyi kapatmama sebep gösterilmemdi. Sağlarda aktif olduğumuz dönemde eğer bizim söylemlerimizle bir parti kapatıldıysa merhum Erbakan hocamız sebebiyle de 4 parti kapatıldı dememiz lazım demiştiniz. Bugün Erbakan hocanın siyaseti çok parçaya bölündü. Siz milli görüş mücadelesini milli diriliş, milli mücadeleye dönüştürmüş olarak devam ediyor gibisiniz yolunuza. Bu yolun siyasette bir karşılığı yok mu hocam? Şimdi bizim tek partimiz var, Türkiye. Evet. Türkiye'den büyük parti, ırk, tapu olmaz. Onun için ben AK Partili değilim, AK Parti'ye üye de değilim. Ben gelinen konumu destekliyorum, Türkiye'nin geldiği konum. Hepimize lazım. Evet. Dolarsız yaşayabiliriz. Evet. Evletsiz yaşayamayız. Evet. Bir hatıramı anlatayım müsaade ederseniz. Tabii, Cidde'den geliyoruz İstanbul'a, uçacağız. Umre dönüşü. İçeri Alevi kardeşlerimiz girdi. Onlar da şeye gidiyorlar. Basra'ya, yani Şia, Caferiler. Sohbet ettik, sordum. Saddam hakkındaki kanaatiniz değişti mi? Amerika ile işbirliği yaptınız, devleti yıktınız. Biz de sevindik zalimden kurtuldunuz diye. 10 sene sonra geldiğiniz nokta nedir dedim. Mollalar cevap vermeden çarşaflı bir hanım ben cevap vereceğim dedi. Ağlamaya başladı. Bir Alevi'nin, Şia'nın hanımın feryadını dinledim. Allah dedi, o dedi ki kardeşim Allah vallahi o zalim Saddam yerine beni öldürseydi de o hala başımızda olsaydı. Biz yıktık ama biz arıyoruz. Bununla arıyoruz. Ellerimize davet ettiğimiz bu alçakları, bu işgal kuvvetleri kızımızı gelinimizi yanımızda tecavüz edip öldürüyorlar. 24 saat o zalimin zamanında namus emniyetimiz vardı. Gece gündüz dolaşıyorduk. Şimdi İstanbul için de aynı şeyi siz mi söylüyorsunuz hocam? Biz yırttık, biz arıyoruz. Der misiniz? Niçin? Der misiniz? Yani Refah Yolu'nun parçalanmış olması size neler hissettiriyor hocam? Yani bugün partiye dair hiçbir şeyin kalmaması, emarenin ya da devamının. Şimdi Refah Yolu bugünün temellerini atmıştır Refah Yol. Evet. Bugünün temeli, AK Partisi'nin temelini Erbakan hocam kurdu ve Refah Partisi'ni, Saadet Partisi'ni kurduğu gibi AK Parti'yi de kurdurdu. Evet. Ben yıllarımı yanında geçirdiğim talebesi olarak söylüyorum. Evet. O gün bölünmüş gözükmek faydalıydı. Bugün bölünmek çok tehlikeli. Evet. O gün gözükmek gerekiyordu. Neden? Çünkü milli görüş çizgisinden gelen partiyi yaşatmıyorlardı. Evet. Erdoğan'ı bir metetseydi o gün hocam, Erdoğan işi biterdi. Veya genç biri Saadet Partisi'ne getirseydi, Saadet Partisi %7 oy alsaydı yine Erdoğan AK Parti hareketi kazanamazdı. Evet. Ve
Hocama bir gün sordum. Recai Kutan genel başkan oldu abimiz. Abdullah Gül kaybetti o kongreyi. Hocam Köln'e geldi. Avrupa'da son görüşmemdi o hicret yıllarında. Hı. Bir sorun var dedim hocam. Buyur dedi. Darlık zamanınızda, yokluk zamanınızda sizin yanınızda olanlar varlık zamanı neden hain oluyorlar dedim. Anlayamadım dedi. Tayyip Erdoğan ve arkadaşları sizin evlatlarınız gibi 12 Eylül'de sizi terk etmediler. Özal'ın yanına gitseydi hepsi bakan olurdu. ANAP'a gitseydi. Siz hapisteydiniz, mahkemelerdeydiniz, yanınızda oldu bu insanlar. Şimdi milli görüş patent oldu. Önü açık. Neden bunlar ganimetten kaçıyorlar dedim. Niçin soruyorsun dedi. Siz isteseniz bu hareketi böldürmezsiniz, bölmeye oynuyorsunuz dedim. Neden dedi? Bir parti kapatmanın bakkal kapatmaktan kolay olduğu bir ülkede çift partiyle yürümek istiyorsunuz dedim. Sizin yeriniz olsam aynısını yapardım. Cevabı ne evet ne hayır. Bir gülümsedi, bir güldü aman yarabbim. Cevabını aldı. Evet. Onlar da bizim kardeşimiz dedi. Biraz hastalandırar. Allah şifa versin. Evet. O gün iki yolla gitmeye mecburduk ama bugün değil. Bugün birlik zamanı. Biz birimizi biz birbirimizi yemezsek dünya bizi yiyemez. Evet. Tarih bunun şahididir. Savaşlardaki yenildiğimiz savaşlara bakın. Şeyh Şamil'e, Ömer Muhtar'ın esaretini. Hepsi arkadan kendi arkadaşları tarafından vurulmuştu. Onun için biz birliğe ihtiyaç olduğumuz bir dönemdeyiz. Evet. Biz de demin de söylediniz radyosunlu olduğumuz zaten o partilerden makamlardan soğumuş bir kardeşinizin. Hani evet. Hatıralarım var vaktinizi almak istemem. Zorla aday edildik Rize'ye. İstemiyorduk evet. Çünkü hatiplerin belediye başkan milletvekili olması hatipleri bağlar. Evet. Üstüyle konuşurum. Ne istediğinizi biliyorum hocam. Şimdi birkaç yıldır yazılarınızı hak, adalet, ilim, iman ve terbiye ile oluşacak ahlak ve irfan toplumunda fethin sembolü Ayasofya'nın açılması, Mescid-i Aksa'nın evet. özgürlüğü dileklerinizle kapatıyordunuz, bitiriyordunuz. Dualarınız Hazreti Allah'a ulaştığına göre, yani kısmen tabii, ulaştığına göre beklediğiniz yeni insanlar neler hocam? Önce tebrik ediyorum Hülya bacım. Çok zekisiniz. Biz aklımızda tutamadık anlattıklarınızı. 10 yıl evvelki röportajdan bahsediyorsun. Evet. Elhamdülillah. Şimdi o mümin duada inatçı olacak. İsrarcı olacak. Pes etmeyecek. Çünkü Allah kuluna o isteğini ne zaman vereceğini en iyi biliyor. Kaldıramayacağım zükü de vermiyor. Dolayısıyla biz o duamızı yaptık. Çünkü bir bedduaydı. Ayasofya'nın açılmaması 86 yıllık Allah Resulü Aleyhisselam methettiği bir sultanın bedduasıydı. Evet. O beddua altında yükümüz hafifler mi? Evet. Kaldırdı Cenab-ı Hak elhamdülillah. Zamanı geldi, zemini geldi. Şartlar oluştu. Bunları sırdır bende. Açıklamıyorum. Ama oluştu. Ve şimdi sıra nerede? Sıra Allah'ın ve lanetinin kaldırılmasıdır. O da ayetle. Demin canlı yayında da söyledim. Hani ayeti kerime açık. İmanların arkasından küfre sapan bir kavme Allah niçin hidayet yolunu versin? Allah'ın, meleklerin ve bütün insanlığın laneti onların üzerine olsun diyor Cenab-ı Hak. Evet. Bu ülkede İslam medeniyetiyle biz yükseldik. İslam medeniyetiyle biz yükseldik. Evet. Ahlaken yükseldik. Evet. Peki. Madden yükseldik, manen yükseldik, ilmen yükseldik. Evet. Biz bu medeniyeti terk ettik ya. Yasak konduk, devrim işte ismi üzerinde devirdiler. Değerlerimizi devirdiler. Gençlerimizle dedelerin arasını açtılar. Japon tarihiyle övünüyor. Avrupalı kanlı tarihiyle övünüyor. Var mı Avrupa'da dedesiyle utanç duyan Fransız, Almanya? Tarihleri kanlı. Biz şanlı tarihimizle övünemiyoruz. Ne hale getirdiler? Var mı Avrupa'da Türkçe tişört giyen kız erkek?
Şimdi hocam beddua meselesine bir... Her şey taklidi oldu. Evet. Beddua meselesine biraz daha eğilirsek. Necip Fazıl'ın 1960'larda Ayasofya'yı kapalı tutmak toprağın üzerindeki 30 milyon. Toprağın altındaki 30 milyar Türk'ün lanetine hedef olmaktır. Sözlerini yine sohbetlerinizde çok kullanıyorsunuz. Siz de 4 yıl önce Ayasofya'yı Necip Fazıl'ın talebesi açacak demiştiniz. Evet. Nihayet lanet hedefine ulaşmadan hadise vuku buldu. Peki bu açılışta okunan bedduanın Atatürk'ün etrafında birleşmesinin, yani Atatürk'üymüş gibi gösterilmesinin nedeni ne olarak görüyorsunuz? Bu bir tesadüf mü hocam? Kalplerinde öyle görmek istiyorlar. Temsil sahibine aittir. Yani falcı mı bunlar, cinci mi bunlar? Yani neyi kastettiğini, kalp okuma diye bir makine mi var? MR var. MR var. Ama kalbin MR'ı var mı? Asla. MR mı çektiler? Hayır. Burada da söylüyorum sizin vasıtanızla da tekrar. Yani bunlar gerçekten Mustafa Kemal'i ve arkadaşlarını sevse, Tayyip Bey'e, Diyanet Reisi'ne teşekkür etmeleri lazım. Neden? Atamızın ve çevresindekiler üzerindeki beddua kalktı. Kaldırdınız, teşekkür ederim. Neden kızıyorlar? Beddua kaldırıldı diye insan kızar mı ya? Hani siz seviyordunuz? Bu beddua hak. Yani bu bir kimse beddua. İnkar edemek arşivde resmi belge. Resmi belge. Bunu Diyanet Reisi'miz sadece değil ki, Cumhurbaşkanımız imzaladı akşamki konuşmayı. Bakın, orada bedduanın metnini okudu. Bu falana filana gider ödü hepimize. Hepimize gidiyor. Aynen. Yarası olan gocunur. Yeni Akit'te böyle bir yazı yazmıştınız. Sevgili Peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmet'in ve kahraman ordusunun fethi emaneti Ayasofya'yı aslına döndürerek bedduasından kurtuluyoruz. Kurtuluyorlar yani, demedim. Evet, kurtuluyor. Bu beddua hepimiz içindi anlamına geldi bu yazınız aslında. Çalışmayan, yani, memnun olan, yüzü olmaktan gurur duyan herkes için beddua tabii. Biz bunun mücadelesini verdik. Tabii ki biz toplumu kendimiz kabul ettiğimiz için biz dedik. Evet. Yazık, günah. Şimdi buna kızanların dua etmesi lazım. Allah'a şükür bedduadan kurtulduk, lanetten. Evet. Hani kolay bir insan mı Fatih Sultan Mehmet, çağ açmış, kap kapamış. Allah Resulü ne güzel komutan dediği bir asker, bir ümmet. Bu ümmetin, bu büyük komutanı, bu büyük velinin kerameti olan, asırlar sonra kapatılacağını işareti olan bir bedduanın kalkması kime zarar eder ki? Evet. Bundan dolayı teşekkür edip secde etmeleri lazım. Şükür namazı kılmaları lazım hepsi. Evet. Sonra evet. Mustafa Kemal'i sevseler gam yeme. Mustafa Kemal'e savaş açan kim? CHP. Google'a yazın. Mustafa Kemal öldükten sonra Ankara'ya kaç sene sonra geldi? Neden getirmediler? Neden Dolmabahçe'de durdu? Kim getirdi? CHP mi yok? CHP yıkıldıktan sonra Menderes. O kabri de Menderes yaptı. Sokmadı. Resimlerini dairelerden çıkarttı. İnönü kendi resmi. Paraların üstündeki İnönü parası. Bütün heykellerini ahıra hapsetti. Ve Atatürk'ü koruma kanununda Menderes, Celal Bayar'ın özel baskısıyla CHP'den korumak için yaptı. CHP'den. Ya çünkü biz zerre imal olan bir kişi birine hakaret edemez. Medya haberi verirken içeriğinde olmamasına rağmen ne diye verdi yıllarca? Bizi karalamak için. Atatürk'e hakaretleriyle tanınan Şevki Yılmaz. Ahlaksız adamlar. Nerede hakaret? Kaseti gösterin. Müslüman hakaret edebilir mi? Ne Alman'a hakaret edebilirsin, ne gayrimüslime, ne Müslüman. Allah yasak etmiş Hucurat suresinde. Kadınlar kadınları, erkekler erkekleri ayıplamasınlar. Yani Atatürk'ün hak ve hatıralarına en çok Müslümanlar mı sahip çıktı diyorsunuz AK Parti hükümetiyle birlikte? Ya o dönemde. Bugün için. Tabii bugün için. Şimdi bu beton
Tabii evet. Biz açık açık ve net söylüyoruz. Önce kendini sevin ki başkaları da sevsin. Samimi olun. Kullanmayın. Maske olarak kullanmayın. Evet. Fatih'i koruma kanunu mu var? Yavuz Sultan Selim'i koruma kanunu mu var? O kanun bile şüpheleri arttıran Mustafa Kemal için en büyük şeydir. Zuldür ya. Zul diyorum. Hakarettir. Kendisine hakaret. Bu millet savaş eden neden aleyhinde olsun ki? Kanı sütü bozuk olması lazım. O zaman Fatih Yavuz'un da aleyhinde olsun. Bunlar Mustafa Kemal İstiklal Savaşı yaptığı için sevseler Fatih'i de severler. Niçin aleyhde konuşuyorlar? Yavuz'u da severler. Seviyorlar mı? Neden peki hocam? Yani altta yatıp 1453'te zulüm başladı diyenler. Kim? Siz o zihniyetin, o CHP zihniyetinin hiç İstanbul'un fethini kutladığını duydunuz? Sultan Alparslan'ın Malazgirt fethini kutladığını duydunuz? Peki, gösterin bu, bana. Bu zihniyet neyin ürünü? Yani nedir? Neden besleniyor? Mevcut materyal eğitim bataklığının sinekleri. Hastaya kızılmaz, mikroba kızılır. Evet. Tedavi olmaları lazım, nasihata ihtiyaç. Evet. Emin söyledim, Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da, Çin'de kanlı tarihleriyle utanç duyan bir genç gösterin mi? Evet. Biz şanlı tarihimizden utanç duyan bir nesil yetiştirdik. Evet. Şimdi o nesli de biraz irdeleyeceğiz. Ayasofya açıldı ama yetmez dediniz. Arkasından gelmesini beklediğiniz bir İslam Sözleşmesi var. İslam Sözleşmesi içinde neyi barındırıyor hocam? Ve İstanbul Sözleşmesi ile ortak noktaları var mı? İslam Sözleşmesi Allah'la aramızdaki akittir. Biz mi dilekçe verdik insan olmak için? He? Hayvan olabilirdik. Allah dedi ki sizi seçiyorum. Yeryüzünün halifesi. Halifeye de değineceğiz biraz sonra. Kelimeleri Arapça, Osmanlıca bilmeyen nesil seveceği kelimeye düşman oluyor. Halife kelimesine, şeriat kelimesi. Evet. Manasını bilse diyemez. Bir gün Altaylı Teke Tek programında sordu bize. Şeriatçı mısın? Böyle direkt. O zaman belediye başkanıydık. Türkçe konuş dedi. Türkçe. Bana ne demek istiyorsun? Şeriatçı mısın? Bilmiyor zavallı. Dedim ben söyleyeyim. Bana yolun var mı diyorsun? Yolun. Yani ben yolsuz muyum dedim. Şeriat cadde demek. Street İngilizcesi. Ara Mekke'deki caddelere şari yazar. İşte Melik Fat Caddesi şari. Cadde diyor. Şeriat cadde demek. Yolsuz adam var mı? Tevrat bir şeriattır, İncil bir şeriattır, kapitalizm bir şeriattır, sosyalizm bir yoldur. Bana sor bakayım hangi yoldansın? Şimdi sor bakayım. Şimdi soralım hocam. Ha. Hangi yoldansınız? İşte Allah'ın yolunda. Sen neredensin dedim. Tabii ben de tabii. Ha, bilmiyordum diyor. Öğren. Halife ne demek? Türkçesi. Lider. Ben yeryüzünü yaratıyorum. Sizi seçtim insan olarak. Ne büyük nimet ya. Kuşlar gibi uçuyorum. Evet. Hayvanlara bakıyorum. Allah'a şükrediyorum. Şair ne güzel söylemiş. Hem Necip Fazıl. Dünyayı verseler iki gözünü vermez. Evet. Sana bu iki gözü verene niçin secde etmezsin, şükretmezsin? Sözleşme nereden? Ruhlar alemi. Herkes oradaydı. Herkes. Kemal Kılıçdaroğlu da, ben de. Hepimiz. Kıyamedik. Hazreti Adem'den beri. Allah dedi ki sizi insan yaratacağım. Yeryüzünün yöneticisi. Yani insan yarattım. Halife yaratacağım. İşte halife ne demek? Dünyanın nöbetini size vereceğim. Cumhuriyetle halifeti mahsus karıştırıyorlar ya. Halifelik gelirse cumhuriyet gidecek, şu saçmalama. Cumhuriyet devlet yönetimidir. Halifelik dünya yönetimidir. Dünyanın halifeliğine Vatikan mı devam edecek? İstanbul mu? Kararı ver. İstanbul merkezli dünya liderliği. Liderlik cinlerden aldı. Şeytan onun için bize düşman. Şeytan, cinler de yeryüzünün halifeleri.
Allah evet. onlardan aldı, bize verdi. Kur'an-ı Kerim ve peygamberler kitaplar gönderdi. Bi ile başlar, nasla biter. Niçin? Kur'an-ı Kerim bi ile başlıyor, nasla bitiyor. Bismillah bi. Nasla bitiyor. En son ayeti. Minel cenneti ve nas. Bu kitap insan ile Allah arasında bir sözleşmedir. Bi ile demek. İle deyince bir sözleşme. Kim ile? Ben seni kedi köpek yaratmadım dedi diyor bize Allah. O halde benle sözleşme yap. Evet. O sözleşmeye sordu. Elestü bir Rabbikum. Ne zamandan beri Müslümansın derdin ne neler? Kalübela dedik. Kalübela. Kalübela bir yer ismi değil ki. Sözleşmeye cevaptır. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sordu bize. Hepimize. Dünyaya göndereceğim. Sizi kanunlarım yönetecek mi? İlkelerime uyacak mısınız? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'yla Allah arasında da böyle bir İslam sözleşmesi var. Hepsi. Tabii herkes için. Demirtaş'la da. Kutlar alemi. Herkesle. Firavun'da, Deccal'da, peygamberlerde. Evet. Hepimiz dedik. Ne dedik? Kalu bela. Peki evet. O sözleşmenin kurallarına uyuyor muyuz hocam? Yani kaidelerine uyuyor muyuz? Nerede sözleşme? Aile sözleşmesi var, ticari sözleşme var, siyasi sözleşme var, askeri sözleşme. Baktığımız yok bunları sabaha kadar. Evet. İstanbul'da ile ortak noktalarını sormuştum hocam. Hiçbir ortak yönü yok. Kadına şiddeti önleyecek numarası pakete ne yaparlar? Kap yaparlar güzel. Ambalaj. Teşekkür. Ambalajın içinde zehir. Kadına şiddeti üretirken insanlığın yaratılışından kıyamete kadar fıtratın kabul etmediği ahlaksızlığı orada Türkiye'ye getirmek istiyor. Kadınla kadın evlenecek, erkekle erkek. Kadın kocasına, ben bugün arkadaşımla çıkıyorum, geç gelirim. Veya arkadaşımla geliyorum, kahve içeceğim eve. Bu milletin kabul edeceği bir şey midir ya? Bir şey midir bana söyleyin? Evet. İnsan canı için yaşar, malı için yaşar, midesi için yaşar, namusu için yaşar. Nesi ölmüyor? Yani Lut kavmine torpil etmeyen Allah, Lut'un kavmine, Lut aleyhisselam peygamberin bize mi torpil edecek? Yerle bir etti onları. Bak bütün dünya İsrail'e, Filistin'e gidiyor, Lut gölü. Ne deniyor oraya? Karadeniz mi diyorlar? İngilizcesinde siz daha iyi biliyorsunuz. Ora helak olmuş, perişan olmuş. Hayvanların kabul etmediği bir ahlaksızlık bu. Bunları tedavi etmek, bunlar da bizim kardeşlerimiz. Bunları tedavi etmek devletin, milletin, hepimizin görevi. Evet. Gayesini unutturulmuş bu gençlere. Dünyaları da harap, ahiretleri de harap. Evet, gençler mevzusu çok derin hocam, ona gireceğiz. Şimdi hilafet dediniz de gerçek hayatın evet kapağından yola çıkarak bir tartışma gündemimizde. Şimdi değilse ne zaman hilafet için toplanın dediler. Dünya lideri Lenes aday olmuş şimdi değilse ne zaman? Türkçesi bu. Peki hocam hilafet kelimenin tam anlamıyla dünyayı yönetmek diyorsunuz. Bu hilafet peki Kur'an'ın emrettiği gibi yönetilmek mi aynı zamanda yoksa bir siyasi düzen mi hocam? Yani o ayrı, sistem ayrı, dünya liderliği ayrı şey. Şu anda dünyayı beşli çete yönetiyor. Eskiden Osmanlı yönetiyordu. Bunların hepsi sömüremiyor. İstanbul'un fethinin müjdelenmesi ve İstanbul'da olmamızın iki sebebi var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Gırnata'yı, İspanya'yı fethedeni methetmedi. Kudüs'ü fethedeni methetmedi. Neden İstanbul? Deniz boğaz güzel diye değil. İki şey. Emperyalizmin belini kırın Roma'yı. Anadolu'da barış köprüsü kurun. Anadolu dünya barış köprüsünün kilit taşıdır. O kilit taşın adına devlet deniyor. Selçuklu bir kilit taşıydı. O Anadolu Selçuklu ve Osmanlı. Amerikan kıtası bu hadis-i şerif yüzünden bulundu. İstanbul'u Müslümanlar ele geçirince sömürgeciler Afrika'ya, Hindistan'a köle ticaretine veya mal sömürüsüne gidemediler. Neden? İpek yolu Anadolu'dan geçiyordu. Bu teşvik bir merhamet teşviği.
Ne yapalım dediler, Osmanlı Tokat'ın uzanmadığı yerden Hindistan'a nasıl gideriz diye yol aradılar. Amerika aramadılar. Önlerine ada çıktı. Dediler ey Osmanlı'dan kaçalım, burada devlet olalım. Evet. Bu hadis-i şerif İstanbul'un fethinin büyük hadisedir. İkincisi de demin bahsettiğim gibi Kabe'nin, Medine'nin ve Mescid-i Aksa'nın kaskosu İstanbul'dan takıldı. Onun için bizi yutamazlar. Bütün dünya bilmesin. Evet. Bütün dünya. Bin defa darbe olsa. Neden? İstanbul düştüğü zaman Anadolu, Türkiye. Kabe gider, Medine gider. Martin Luther'i okuyor. Muhammed'in cesedi Roma Müzesi'ne taşınmadıkça Haçlı seferleri bitmez diyor. Yani hocam bir hilafet düzeni gelmeli mi? Hilafet yönetim şekline mi bürünmeliyiz? Önce Türkiye kendi başına. Yani bunlar basamak basamak. Şimdi bu jimnastiktir. Ortaya atılıyor. Beyinlerde oluşsun diye. Yoksa bunlar kendiliğinden olmuyor. Önce sen Türkiye'de lider olacaksın. Türkiye'de muktedir olmadan iktidar olur mu? İşte görüyoruz. Yani İslam'ı toplumun benimsemesi lazım. Böyle zorla örtü, zorla namaz, zorla öyle bir şey yok. İslam zorlamayı şiddetle reddeder. Onun için darbeler şeytanidir, inkılap İslamidir. İnkılabı Allah yapar, ihtilali şeytan ve yandaşları yapar. Allah'tan başka kimse ilke ve inkılap koyamaz. İnkılap ne demek? Kalbin dönmesi. Allah'tan başka kim kalpleri çevirebilir? İslam inkılabıdır. İslam dışındaki düzenler ihtilalidir. Yani komünizm gibi darbeyle gelir, silahla gelir. Geldi de ne oldu? Lenin geldi, Stalin geldi. Kimi komünist edebilmiş Rusya'da? 100 sene sonra çöküp gitti. İslam kalpten kalbe geliyor. Onun için Kur'an'ın ilk emri yaşa değil, oku. İkinci emri anla. Üçüncü emri iman et değil. İmandan sonra önce gelen sev ayetleri. Daha bakmaz mısın? Parmak izine bakmaz mısın? Kainatı incele. Beni sevmeden iman kabul etmiyorum diyor Allah. Eseri gösteriyor. Resmi gösteriyor. Ressam olan kendine aşık ediyor. Kur'an Allah'a sevgiyi depolayan bir kitap. Sonra Resulullah'a sevgi. Sonra yaratıkları her şey. Hayvanlar dahil. Merhamet ve sevgi depolar. Ondan sonra sevdin mi? Sevdim kulum. Sevdiysen bana güven diyor. İman güvenmek demek. Mümin güvenen demek. Seni sevdim, ilaçlarına güveniyorum. Allah'ın ilaçları zehir olur mu? Allah kullarına pusu kurar. Her haramı, her halalı hepsi insanın aklını koruma, malını koruma, canını koruma, namusunu koruma, inancını korumak için. Evet. Yani şimdi değilse ne zaman kavramına baktığımız zaman ilafet için zamanlama doğru zaman değil diyorsunuz. Daha güçleneceğiz. Yani bu bir jimnastiktir. Yani bu sırayla dünya liderliği için henüz Türkiye Osmanlı'nın çocukluk döneminde. Şimdi ama bir hazırlık içerisinde. Ayaklarımız hocam. Yere bassın. Evet. Allah düşmanları birbirine saldırtarak Türkiye'ye nefes aldırıyor. Evet. Ya birleşseler? Birleştin mi? Amerika'nın çıkarı var, Avrupa'yı sevmiyor. Avrupa'nın çıkarı var, Amerika'yı sevmiyor. Onlar birbirine birleştirmiyor Cenab-ı Hak. Daha açık konuşayım. Bizi iktidar korumuyor. Bizi Anadolu toprağının coğrafi stratejik özelliği koruyor. İngiliz neden gitti İstanbul'a? Çünkü Rus da rahatsızdı, Amerika, Avrupa'da. Sen olmayacak dedi İstanbul. Ne yapalım bari bunlara nasıl olsa bizim getireceğimiz kanunları, silahla getireceğimiz kanunları bunlar meclisten geçirdiler bir devrimlerle diye. Yani düşmanların Türkiye'yi paylaşamamasından biz yararlanıyoruz. Bugün Libya'da da Türkiye'nin olmasının sebebi onların birleşmemesi. Amerika ayrı telden, Avrupa ayrı telden. Bu evet. Bize rahmet oluyor. Evet. Hocam, onun için, onun için daha henüz Türkiye ayakları yerinden kesmeyecek. Şımarmayacak. Süper güç olmanın yolu ne? Ben size söyleyeyim. Evet. 4 tane şartı var. 4 şart. Seyirci gol atamaz. Kusura bakma.
100 sene gol dese 100 bin kişi, golü 11 kişi atar. Bir, Allah'ın hadis suresinde bunu beyan edeyim. Kitabınız olacak çünkü. Kitapsız millet süper güç olamaz. Kitaptan kasıt nedir? Kur'an-ı Kerim, sünnet ve onun dışında bütün ilimler. Profesörler İngilizceyi Türkçe'ye çeviriyor, tez. Öyle bir şey mi olur? Benim tezimi İngilizceye İngiliz çevirmeli. Böyle ilim, Türkiye ilim sahibi, fizik, kimya hepsi bizim elimizde olacak. Bir süper güç belli olduk dünyaya. İlim bizdeydi. İki, teraziyi ele geçireceğiniz diyor. Terazi sizde olacak. Terazi nedir hocam? İki, bir, adalet ve hukuk devleti olacaksınız. Yani iktidarın adaletini bırakacaksınız. Adaletin iktidarını kuracaksınız. Evet. İktidarın adaleti adalet değildir. Bu iktidar için konuşmuyorum. Her iktidar. İşte Emeviler niçin yıkıldı? Adaletin devleti olmadılar. Devletin adaleti oldular. Ona göre ayrı karar bunu. Hayır. Avrupalı bile Türkiye'de yargılanacak bir adalet hukuk sistemini kuracağız. Bu olmadan olmaz. Avrupalı Osmanlı da yargılanmak istiyordu. Evet. Hocam şimdi... Üçüncüsü, terazinin ikinci bölümü nedir? Para, para, para. Yani iktisaden güçlü olacaksınız. Para sizde yoksa ilim sizde olmaz. Bütün bunlar oldu. Adalet var, para var, ilim var. Dünya nöbetine, hilafete gelebilir misiniz? Hayır. Allah demiri kullanacaksınız. Surenin adı da Demir Suresi. Yani ağır harf sanayi. Neden kuduruyorlar şimdi? Türkiye pilotsuz uçak yapıyor, savaş uçağı yapıyor. Denizaltı yapıyor. Ben Tayyip Bey'e sırf bunun için oy veririm. Akıl sahibi olarak. Hiçbir şey yapmasın. Partisine bakmadan. Benim namusumun emniyeti harp sanayidir. Evet. Savaş sanayi. Süngü harbi bitti Hülya kardeşim. Evet. Şimdi düğme harbi var. Basıyor düğmeye. Şehirleri yıkıyor. Evet. Onlara karşı caydırıcı bir savaş sanayiniz olacak. Tayyip Bey'e de düşmanlık. Menderes'e düşmanlık. Erbakan Hoca'ya düşmanlık. Vallahi demiri kullanıyor.